Panorama News Broadcast yayınında sizlerle Doktor Mustafa Aktağ'ın ırkçılık, fetih kutlamaları ve SpaceX adlı köşe yazısını paylaşıyoruz. <laughs> Öğrencilik yıllarımız hep bu ve benzer tartışmalarla geçmişti. Her vesileyle ne olacak bu memleketin hali sorusuyla başlayan kahvehane tarzı muhabbetlerimiz yok mu? Özellikle teknoloji alanında yaşadığımız açık ara mağlubiyeti dış mihrakların rolüne vererek yük omuzlarımızdan atı vermemiz yok mu? Tam şark kurnazlığı işte. Yarım ağızda da olsa birazcık geri kalmışlığımızı kabul etmek ise epey bir erdem ve üstün bir seviye ve farkındalık sayılırdı. Bu noktaya ulaşınca sebeplerini aramaya koyulmuyor değildik elbette kendi çapımızda. Mış gibi yapmakta üstümüze yoktu. Gazete küpürleri, takvim yaprakları ve kısmen cuma hutbelerinden beslenen entelektüel birikimimiz klişelerle süslüydü. Herkes meşrebine göre bir yorum yapar ya da yapılmış bir yorumu öylesiye taklit ederdi. Tam bir slogan Müslümanlığı desek yeridir. Birbirini cehenneme gönderme azmindeki bıçkın mollalar, klatüye çaputa takılmış en takva benim modundaki ham softalar, Siyaseten bu iş olacaksa biz de olur diyen iflah olmaz muhalif İslam devrimcileri, vatan millet sevgisini kimseye bırakmayan ülkücüler, takım elbisenin altına beyaz çorap giyme rüküşlüğünün farkına bile varmayan birbirinin kopyası Nurcular vesaire vesaire. Gerçi bugünle kıyaslarsak her ne kadar birbirine muhalif bile olsalar yine de bir tartışma ve birlikte yaşama kültürü vardı da denebilir. Tartışmalarda laf kalabalıklığının içinde belli hareketlere rastlamak da mümkündü elbette. Ama bütün maharet bir günah kişisi bulup kendini ya da meşrebini temize çıkarmaktan ibaretti olunca doğrunun pazarda yeri çok azdı. Siyaseti, ihaneti vesaire sebep gösterenlerin yanında olayın eğitimsizliğimizle doğru orantılı olduğu hakikatine ulaşanlar da vardı elbet. Ama bu erdemli tespide ulaşmak tek başına yeterli miydi? Neyi nasıl eğiteceğimize dair daha çok kafa yormak gerekmez miydi? Daha da önemlisi tavsiye veren çok, icraat yapan azdı. Teori de devlet kurup yıkmak, yedi düvele Türkün ve İslam'ın gücünü göstermek işten bile değildi. Ama icraatta, gerçi biraz geri kalmış, biraz cahil, biraz da fakirdik. Yoksa Ecdadın yaptığı fetihleri şu an yine yapmak çocuk oyuncağıydı aslında. Fakat ne yaparsın, imkanlar el vermiyordu işte. Hem Oxford vardı da, biz mi gitmemiştik? Hem bizi cahil ve fakir bırakanlar bir araya gelmemizi de hiç istemiyorlardı ya. İşte biz de ister istemez ayrılığa düşürülmüş idik. İnsanı, bireyi özgür iradeyi hiçe sayan bu yorumlar ne de tatlı değil mi? Uyuşturuyordu beyinleri. Birazcık ileriye görebilen, insana yatırım yapan, dünyayı okuyabilen ve faal olanlar ise maalesef azınlıktaydı. Sonra mevsimler değişti, İnsanlar ve kuşaklarda. Yapay baharlara şahit oldu vicdanın toprakla birlikte kuruduğu bu coğrafyalar sonrası da malum zemheri. Çok kaba da olsa elleraya giderken biz yaya gidiyoruz yorumu cuk diye oturdu bugünlerde yine. Dünyada ilk olarak SpaceX isimli özel bir şirket uzaya yolcu gönderdi bile. Cihadı kahvehaneye indirgemiş. Gerçi şimdilerde Söğütlü kahvenin yerini sosyal medya aldı ama olsun. Evladı Han ise benzer bir manevrayla fetih kutlamalarını gündeme getirip hem günü kurtarma manevrası yaptı bile. Ama artık global bir köy haline gelmiş ihtiyar dünyada bu tür kuru milliyetçilik manevraları geri kalmışlık. İnsan haklarını içe saymışlık vesaire vesaire. Kabarık dosyalarımızın üstünü yani çıplak hakikati örtmeye yetmiyor. Ve askerlerini... Sadece ve sadece yine her toplumda hala mevcut olan ırkçı, cahil ve tembel bir kısım insanların ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe de yaramıyor. Hem insan hayallerinden değil de hatıralarından bahsediyorsa artık yaşlanmış demektir maalesef fikir ve alışkanlıklarımız köhneleşti. Evin şakülü kaydı. Biz duvarları boyasak ne fayda? Aslında tarihte biz neymişiz deyip geçmişteki çoğu savaş, kavga ve benzeri motifli fetihleri kutsayıp göğsümüzü kabartsak, böbürlenerek zihni tatmini sağlasak ve bu suni çabayı birkaç dua, beddua portporisiyle tamamlasak bu bizi muasır medeniyetler seviyesine mi çıkaracak tekrar? eski şanlı günlere yeniden mi ulaştıracak? Maalesef hayır. Aydınlığın önündeki perde daha da kalınlaşıyor. Bir de dini metinlerle bu işi tesis ve takdim edilme çabası var ki tam bir din tüccarlığı, din ile aldatma örneği. Yani Allah'ın ısrarla ayetlerimi yani hakikati doğruyu ucuza satmayın uyarısına kulak tıkamaya devam ediyor günümüz Müslümanları. Elhasıl Yunus gibi diyerek sözü bitirelim. Çeşmelerde bardağın doldurmadan korisen bin yıl anda durası kendi dolası değil.